Referandumda oyunuz evet mi olacak, hayır mı? Vallahi evet olacak. Sizin? Evet. Başkan yapacağız Tayyip Erdoğan'ı. Niçin peki? Niçin evet diyorsun? Çünkü AK Parti bizim için önemli yani. Ülkemiz için, vatandaşımız için, geleceğimiz için. Her daim bu ülkenin her zaman arkasında olacak olan Tayyip Erdoğan'a da buradan sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum Sayın Başkanım. Peki siz niçin evet diyorsunuz? İyi bir gelecek için. Peki meclisten kanun teklifi geçti. 18 tane bu konuyla alakalı, başkanlıkla ilgili. Peki bir 18 maddeyi okuyabildiniz mi? 18 maddeyi okudum yani. Birçoğunu okudum. Siz peki? Evet. Peki bu 18 maddenin içinde size en çok evet demenizde neden olan madde hangi madde? Tayyip Erdoğan'ı sevmiş olmamız. Şimdi 18 maddenin içinde bu yok. Olsun, seviyoruz. Siz peki? Ya, hangi madde size evet demeliyim dedirtti? Vallahi şu an yorum yapamayacağım ya. Ya okumadınız ama televizyondan gördükleriniz kadar. Televizyondan ya. Gördüklerim yani. Bilmiyorum yani, gelecek iş. Size soralım. O küçük. Hayır olacak. Peki niçin? Küçük ama o. Küçüğüm ama yani yine de düşüneceğim, hayır. Bir nedeni yok, istemiyorum. Bilmiyoruz ne olduğunu, maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. Okumadık ama şu an düşüncemi size söyleyemeyeceğim. Den açık, net. Niçin peki? Ya bunların, bak şimdi. 2002'den beri ne istediyse verdik. E şimdi bir de şahsı için istedi mi ben vermiyorum. Vallahi hayır diyorum yani, hayır da hayır verdim. Bu peki, kadar. Peki daha önceki seçimlerde kime oy vermiştiniz? Ya ona da verdim başta, sonra vermedim. Baktım şey gidiyor, bak parçalıyor insanlar. Vatandaşım demiyor, benim insanım diyor. %50 %50 geriye böldü. E bölünce ben komşumla kötü oldum, kardeşimle kötü oldum, biraderimle kötü oldum. Olacak gibi değil ya bu, bir yere kadar. Sonra yaptığı icraatlar hiç hoş bir şey değil, hoş. Çok o yüzden yani kısaca. Hani uzatmaya gerek yok. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor. Oğlan da, gelin benim de. Onlar da hayırcı da. Arkadaşlar. Siz peki? Hayır. Peki size sorayım. Sizin için niye hayır? Yarınım için, çoluğumun, torunlarımın güzel günler görmesi için. Hayır. Gençler, hayır durun bakalım, size bir soru. Yaşlar tutuyordur. Tamam abi, geçelim abi. Tamam. Referandumda oyun evet mi olacak, hayır mı? Valla kararsızım ben ya. Arkadaşlar. Valla ben evet bekliyorum. Sen evet bekliyorsun. Ben evet vereceğim. Evet. Evet usta. Peki soruyorum, sen kararsızdın. Sen niçin kararsızsın? Valla ben pek ilgilenmediğim için böyle işlerle, hani bilmiyorum yani. Kafamıza göre yapacağız bir şeyler. Arkadaşlar. Niçin evet diyeceksin? Niçin evet diyeceğim? Ülkemizin bence evet'e ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani. Usta ben HDP ile aynı oyu vermemek için evet diyeceğim ben. Peki şöyle bir soru soracağım. 18 maddeden oluşuyor meclisten geçen kanun teklifi bu konuyla alakalı. Peki bu 18 maddeyi, 18 kanun teklifini okuyabildiniz mi? Okuyamadım ben. Yok. Peki hangi duruma göre evet demeye ihtiyaç duydunuz? Valla ben cevap vermeyeyim. Ben daha önce söyledim zaten ya. Ben aynı. Yani kanun tekliflerini okumadınız ama sadece... Ya gerekli bilgiler zaten tam olarak verilmedi. Televizyonlarda olsun, diğer sosyal medyada olsun. Pek açıklayıcı bir şeyler yok ama... Yani dedim, ben aynı oyu vermek istemediğimden evet diyeceğim yani. Referandumda oyunuz evet mi olacak, hayır mı? Evet olur benim. Evet. Sizin? Olur. Hayır. Peki niçin hayır? Hayır. Niçin evet? Ne, ben şu anda daha düzgün bir şey olacağını düşünüyorum. Yani inandığım için evet diyorum ben yani. Peki 18 madde geçti kanun teklifi bu konuyla alakalı. Peki 18 maddenin 18'ini de okuyabildiniz mi? Efendim? 18 maddenin 18'ini de okuyabildiniz mi? Hayır, okuyamadım. Peki televizyonda gördüklerinizin ya da haberlerden anlatıldığı kadarıyla mı evet diyorsunuz? Şimdi zaten herkes, bütün vatandaşlar televizyondan izlediği, medyadan izlediği ve yaşadıklarıyla alakalı evet ya da hayır oyunu kullanır. Sebebine gelince bizim haber alma şeyimiz sizin gibi medya.
Medyanın dışında tabii kendi gördüklerimiz de var. Tabii bazı aktivitelerden tabii herkesin kendi siyasi bir görüşü var. Bunun içinde bulunduğu kollardan öğrendiği kadarıyla bu kadar söylerim. Ben evet diyorum. Evet olarak kullanacağım. Çok sağ olun. Size sağ olun. Kolay gelsin. Hayır. Ne için? Cumhuriyet için ve Atatürk için. Peki 18 maddeyi okuyabildiniz mi meclisten geçen? 18 maddeyi okuyamadım çünkü bize sunmadılar bunları. Sadece televizyonda kısıtlı da olsa ve CHP'nin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde duyabildiklerimiz dışında. İnternette şu anda mevcut. İnternette mevcut, evet biliyorum ama yorum yapmak, hukukçu olarak yorum yapamıyorsun ama şu andaki ana taslak belli olan bazı şeyler var. İlk 4 maddeyi ellemeyeceğiz deyip de dokunmamak gaye. Yalnız ileriye bakarsan tek sistemde 4 maddede gerek kalmıyor. O da biteceği için bu ülke kolay kurulmadı. Seçimde kurulmadı, bu ülke çok zor kuruldu. O yüzden Atatürk'ün olmadığı ve ilk 4 maddenin olmadığı hiçbir anayasa referanduma evet demek yanlıştır. Hayır. İkinci bir neden daha var. Hayır için. Kızımın geleceği için hayır diyorum. Şu anda bakın kadınlarımız burada ne güzel rahat rahat gezebiliyor değil mi? Başı açıkta gezebiliyor, kapalı da gezebiliyor. Ama yarın şeriat geldiğinde bu başı açık olan kadınlarımız rahat rahat gezebilecek mi? İşte bunun için hayır diyoruz. Kadınlarımızın ve geleceğimizin devam edebilmesi için, bu ülkenin TC'nin kalkmaması için. Bakın yazılarda TC, bakın Ziraat Bankası şurada. TC var mı? Bundan kalkmasını önlemek için hayır. Yani baştan hayırlısıyla hayırlı olacak her şey. Ve bu ülkenin hesap sorulması gereken çok şeyler var. Onun için hayır demek gerekiyor artık. Peki çok sağ olun. Kardeşim. Umarım yayın. Yok zaten gerekeni Cumhurbaşkanımız gerekli güzel açıklama yaptı yani. Onun için bir gerek duymuyorum yani. En güzelini Cumhurbaşkanımız daha iyi biliyor. Peki çok sağ olun. Yok zaten gerekeni Cumhurbaşkanımız gerekli güzel açıklama yaptı yani. Onun için bir gerek duymuyorum yani. En güzelini Cumhurbaşkanımız daha iyi biliyor. Peki çok sağ olun. Bilgileri paylaş Mehmet. Oyum hayır oldu. Ne için? Neden mi hayır? Örneğin Euro'nun 4200 lirayı test ettiği, doların 3900 lirayı test ettiği, motorunun 5000 liraya yaklaştığını, benzinin 6000 liraya yaklaştığını, pazarda 1 kilo domatesin 3 lira olduğunu, en ucuzun olduğuna göre neden ben evet diyeyim ki? Neden evet diyeyim? Evet demem için bir neden yok. Meclisten geçen 18 maddeyi okuyabilir misin? 18'ini de okudum, evet. İnternette de takip ettim, okudum. Peki çok sağ olun. Siz de sağ olun. Hayır. Ne için peki? Valla ülkenin geleceği için, tek adam devrine son vermek için. Peki 18 madde geçti kanun teklifi meclisten. Evet. Referandum için. Evet. Peki bu 18 maddeyi okuyabildiniz mi? Hayır, okumadım. Bilgi sahibi değilsin. Pek fazla değil ama o kadar da şey, az da değil. Bilgi sahibiyim yani. Haberlerde izlediğiniz kadarıyla. Haberlerde izlediğim kadarıyla, evet. Peki 18 maddeyi okuduğunuz zaman fikrinizin değişip değişmeyeceği ile ilgili bir düşünceniz var mı? Değişebilir mi yani? Zannetmiyorum. Değişmez, zannetmiyorum. Peki çok sağ olun. Sizin? Evet. Ne için peki? Bilmem. Herkes evet dediğinden dolayı. Yok. 18 maddeyi okuyabildiniz mi? Yok. Daha fırsatımız olmadı. Peki oldu. Çok sağ olun. Tamam. Referandumda oyum evet olacak. Sen sormuş muydun? Hayır. Emin misin? Evet, daha yeni görüşüyoruz. Tamam. Neden evet olacak diyorsunuz misal? Yani bir PKK'ya destek veren HDP'yi düşünün. O hayır diyorsa bizim evet dememiz lazım bence. Ve ona destek veren CHP de aynı şekilde evet diyorsa, hayır diyorsa bence bizim evet dememiz gerekiyor. Bizim için yararlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. 18 madde okudunuz mu? Okumadım. Gerek yok. PKK hayır diyorsa ben evet diyeceğim.